Türkiye ekonomisinin girdiği son virajla birlikte kurdaki hızlı düşüş fiyatlar tartışmasını da beraberinde getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda TESK olarak çağrımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da beklentisi, çağrısı bu yöndeyken bu zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Geçen haftaya kadar kontrolden çıkan kurdaki hareketlilik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından değişti. Sert bir şekilde inişe geçen kurun ardından gözler, durumun sabit gelirliye ne zaman yansıyacağına çevrildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurdaki sert düşüşe rağmen fiyatlar vatandaşın mutfağına yansımadı dedi. Döviz kurlarındaki sert düşüş vatandaşın mutfağına yansımadı. Raflardaki ürünlere maalesef indirim yapılmadı. Hatta yeni yıl bahanesi, zamlar şahanesi diye etiket fiyatlarında %15 ila %25 civarında ürünlere zam yapıldı. Yeni zamlar gazlı içecekler başta olmak üzere diğer ürün gruplarına yansıtıldı. Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor. Bunun için belki polisiye tedbirler caydırıcı olacak ama esas olan ticaretin ticaret ahlakıyla bağdaşması. Öte yandan Türk İş'te kurdaki düşüşün de etiketlere yansıması konusunda harekete geçti. 81 ildeki teşkilatlara genelge göndererek fahiş fiyatların bildirilmesi istendi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.